Merhaba, Metin Türleri 4 videosundasınız ve bu videoda makale, deneme, fıkra, diğer adıyla köşe yazısı ve destan metin türlerini inceleyeceğiz. Yine örnekler üzerinden inceleyeceğiz fakat sonrasında bir de etkinlik çözeceğiz. Etkinlikle birlikte bir tane de soru teste karşımıza nasıl çıkacak şeklinde bir alıştırma yapalım istiyorum. Buyurun. Deneme metin türü ilk olarak karşımıza. Deneme, yazarın kendisiyle konuşuyormuş gibi yazdığı metin türüdür. Karşımıza hep bu ifadeyle çıkar. Kendisiyle konuşuyormuş gibi. Ben diliyle konuştu. Hemen örneğimizi okuyalım. Eğitimin hayatımızdaki yeni bir öneminin bilincinde olmayan insan yoktur sanırım. Hatta dünyanın en cahil insanını bulup eğitimin önemini sorsanız bunu size saatlerce anlatabilir. Aslında bir anlamda eğitimin önemini en iyi eğitimsiz insanlar bilir. Eğitim, insanı yeniden şekillendiren, geliştiren, donanımlı hale getiren bir sistemdir. Eğitim almamış bir insan çoğu defa çaresizlik içinde kıvranmaktadır. Kendisine nasıl bir yol çizeceğini, insanlarla nasıl bir iletişim kuracağını bilemez. Buradaki eğitim kavramından kastım sadece okulda görülen eğitim değildir. Ailede başlayan eğitim ömür boyu devam etmektedir. İnsanın kendisini geliştirmek için kitap okuması bile bir eğitimdir aslında. Bu kadar önemli olan eğitimin önce ailede başlaması önemlidir. Temelleri sağlam olan bir insan sonrasında bina olurken zorlanmayacaktır. Başta anne ve babalar olmak üzere herkes eğitim üzerinde odaklanmalı ve sorumluluklarını taşıdıkları çocuklarını en güzel şekilde eğitmelidir. Eğitim hakkında yazılmış bir deneme. Ve denemenin istenen herhangi bir konu hakkında yazılabileceğini hemen söyleyelim. Gördüğünüz gibi kendi fikirlerini söylüyor. Biz bunu kompozisyonda çokça göreceğiz. Bu karşımıza sorularda, etkinliklerde ya da testlerde en çok söyleşi yani sohbetle kıyaslanarak gelecek. Sohbette okura soru yöneltiliyor ve kendi fikrini inandırma çabası var. Denemede ise böyle bir çaba yok. Okurla konuşuyor gibi değil. Kendi kendine konuşuyormuş gibi bir hava var. Bir sonraki makale. Makale diğerlerinden oldukça farklı ve pat diye ayrılıyor. Çünkü makale en nesnel metin türümüz. Makale bize bilgi vermek için yazılıyor. Bir kanıt sunacak. Karşındakine bunu kanıtlarla zaten kabul ettirmiş oluyor karşı tarafa. Kaliforniya Üniversitesi Çocuk Anabilim Dalı Başkanı Harry Chesico, günde en az 3 saat televizyon izleyen çocuklarda beyin hücrelerinin hızla öldüğünü ifade etmiş ve çocukların uzun süreli televizyon izlemelerine uzak tutulması gerektiğini açıklamış. Yine yapılan deneyler neticesinde uzun süre televizyon izleyen çocukların dikkat eksikliği yaşadıkları bir duruma odaklanamadıkları açıklandı. Televizyon izlemenin olumlu etkilerinde olduğunu ifade eden Chesico, aşırılık olunca da bu olumlu etkilerinin olumsuz etkilerin yanında soru kaldığını belirtti. Durum böyle olunca çocukların televizyondan uzak tutulması gerekmektedir. Ebeveynler çocukları ile daha fazla vakit geçirmeli ve televizyona alternatif olacak başka sosyal uğraşlar bulmalıdır. Aksi takdirde gelecekte asosyal, sahip olduğu zekayı kullanamayan uç ve tembel bireyler yetiştirilmiş olacaktır. Şimdi sadece şu son cümleleri, şuradaki cümleleri söylesem, biz buna deneme de diyebilirdik, söyleşi de diyebilirdik. Ama ne oldu? Yukarıda bize kanıt sundu. Kanıt sunduğu an, araştırma bilgileri sunduğu an, açıklayıcı anlatımı dibine kadar kullandığı zaman biz ona makale diyeceğiz. Gazetelerde, dergilerde sıkça karşımıza çıkıyor, ders kitaplarında da. Bir sonraki fıkra, diğer adıyla köşe yazısı. Şimdi biz gazetelerde görüyoruz bunu da. Haber metinden farkı şu, aynı haber metinleri gibi güncel olmak zorundalar fakat biz burada yazarın yorumunu da görüyoruz. Terörün son kurbanı Fransa Nice. Dün yani 14 Temmuz 2016 tarihinde Fransa'nın Nice kentinde büyük çaplı bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırıda 80 küsur kişi yaşamını yitirdi. Sadece Fransa değil neredeyse tüm dünya devletleri bu terör belasından fazlasıyla çekti. Dünya devletleriyle kıyaslandığında bir avuç kadar bile olamayan teröristler için neden önlem alınmaz? Neden tüm dünya güçleri birleşmez? Anlamak zor doğrusu. Böyle giderse daha çok can yanacak, daha çok patlama ve katliam yaşanacak. Sesimi kim duyar bilmiyorum ama tüm dünya devletlerine sesleniyorum.
şu terörist grubuna karşı birleşme zamanı geldi artık. İsteseniz bu terör örgütlerini bir günde bile yok edebilirsiniz. Güçlerinizi birleştirmezseniz daha çok canlara kıyılacak. Şimdi burada da haber güncel olmasaydı biz bunu sohbete de benzetebilirdik. Fakat olayın güncel olması bizim bu metin türüne fıkra dememize sebep olmuş. Burada güldürü amaçlı yazılan fıkrayı da karıştırmamak gerekiyor. Son metin türümüz çocuklar destan. Destanlar sayfalar, kitaplar dolusudur ve eski zamanlardan kaldığı için yani günümüz Türkçesinde olmadıkları için daha doğrusu anlaması zordur. O yüzden günümüz Türkçesine çevrilmiş bir özet var burada. Hemen örneği okuyayım, örnekten sonra özelliklerini anlatayım istiyorum. Göktürkler bir düşman baskınına uğrarlar, Türklerin hepsi kılıçtan geçirilir ve yok olur. Yalnızca bir genç yaralı olarak kurtulur. Düşmanlar onu da bulup kollarını, bacaklarını keserler fakat genç ölmez. Dişi bir bozkurt gelip genci iyileştirir, onu sütüyle besler. Sonra düşmanlar geri dönüp bu genci öldürmek isterler. Kurt genci kaçırır, kimsenin bulamayacağı bir mağaraya götürür. O mağarada yaşarlar. Bu dişi kurt ile genci 10 erkek çocuğu olur. Bu kardeşlerin en akıllısı olan Aşine Türklere hükümdar olur. Soyunu unutmadığını göstermek için de çadırın kapısının önüne üzerinde kurt başı bulunan bir bayrak diker. Şimdi destanlar bir ulusal, milli bir nitelik taşırlar ve taşıdıkları bu milli birliği aslında hizmet de ederler. Onunla alakalı bir efsane demeyelim. Olayın gerçeklik payı olan bir olayın gerçeklik payı olmayacak şekilde anlatılmasıdır aslında destanlar. Burada dişi kurdun o genci yaşatması, beslemesi, ondan çocuk dünyaya getirmesi aslında olağanüstü unsurlar. Destanlarda olağanüstü unsurlar karşımıza çıkıyor diyoruz ve geçiyoruz bazı etkinliklere. İlk olarak bu etkinlikte 4 tane metin türü var, desen hikaye, makale ve deneme. 4 tane de örnek var. Hangisi hangisi diye yazmam isteniyor. İlk olarak başlıyorum okumaya. Muhsin Çelebi'yi çekinmeden, sıkılmadan, ezilip büzülmeden çok rahat bir hareketle kendine gösterilen şifreye oturdu. Sandra Azam hala ileride tuttuğu kırık kağıtlara bakarak içinden ne biçim adam, acaba deli mi diyordu. Şimdi çocuklar, destan ve hikaye olay metinleri, makale ve deneme ise fikir metinleri, düşünce metinleri. Bu sebeple biz burada olay okuduğumuz için ya destandır ya hikayedir diyeceğiz. Fakat söylenenler gayet olası olduğu için bunun hikaye olduğunu söyleyelim. Diğeri bir öykü ve geçelim diğerine. Kendimi kaptırmamaya çalıştığım çocukça yakışıksız bir huyumuz vardır. Dertlerimize dostlarımızı acındırmak, kendimize vah vah dedirtmek. Başımıza gelenleri büyütür, şişirir, karşımızdakini ağlatmak isteriz neredeyse diye devam ediyor. Şimdi fikir yazısı, olay yok, içinde kişiler yok, zaman yok, mekan yok. O zaman diyorum ki ya makale ya deneme ama bir araştırma verisi sunmuyor. Ve kendi kendine konuşur gibi herhangi bir konuda yazılan deneme olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi devamlı okumama bile gerek yok. İpuçlarını doğru değerlendirmem gayet yeterli. Yapılan bir araştırmada günde en az 3-4 saat kızarlar. Yapılan araştırma dedi. Bana bilgiler sunuyor. Hop, makale diyorum. Son olarak elimde destan kaldı. 400 yıl boyunca Ergenekon'da sayılar çoğaldı. Artık oraya sığmazlar. Bir araya gelip Ergenekon'un dışında bir ülke olduğunu, atalarının bir zamanlar orada yaşadığını, savaştan dolayı buraya geldiklerini konuşurlar. Ergenekon dağını eriterek çıkarlar diye aslında özetleyebileceğimiz Ergenekon destanını görüyorum. O sebeple buna da destan diyorum. Devamlı okumama gerek yok. O bizim metin türleri için söylediğimiz aslında ufak ipuçlarını kaçırmadan hemen gördüğünüzde işimiz gayet kolay. Bu etkinlikte ise 10 tane özellik var. 4 tane metin türü var. Anı, sohbet, makale, günlük. Burada hangi özellik hangisine aitse onu yazacağız. Olaylar günü gününe tarih belirtilerek yazılır. Nerede? Günlükte
Biri günlüğü işte. İnceleme ve araştırmaya dayanır. İki, tabii ki makaleye işliyorum. Bir kişinin yaşadığı veya tanık olduğu olaylar anlatılır. Nerede? Anıda. Karşılıklı konuşma havası içinde yazılır. Nerede? Sohbette. Tarihi olayların öğrenilmesine katkıda bulunur. Biz tarihi olayları anıda biliyorsunuz ki görebiliyoruz. Belge niteliği taşıyabiliyorlardı. Soru cümleleri vardır. Neredeydi? Sohbette. Siz de öyle düşünmüyor musunuz? Şeklinde. Anlatımda iç konuşma yöntemi var. İç konuşmayı en özelimiz olan günlükte görebiliyoruz. Bir tezi savunmak, desteklemek amacı taşıyansa makale, çünkü en büyük kanıt orada. Bilimsel verilerden yararlanılır. Nerede? Makalede. Yazarın kişisel düşüncesi, yani ben böyle düşünüyorum dediği yerse sohbette. Hemen bir de test sorusu görelim. 1, 2, 3, 4 diye bana özelliklerini saydığı metin türleri var ve sırasıyla hangileri bunlar? Hemen bire bakalım. Olay örgüsü, şahıs kadrosu, yer ve zaman unsurları belirtilir. Ya öykü ya roman. Uzun soluklu eserlerdir roman. Yani birin roman olduğu B, C, D doğru cevap olabilir. Hemen ikiye bakıyorum. Olayların güncel ve önemli olması gerekir. Burada ise haber metni ya da fıkra olabilir. Toplumun tamamını ya da önemli bir kısmını ilgilendirmesi gerekir. Anlatılanlar ilgi çekici olmalı. Nesnel anlatıma sahip olmalı. Gördüğünüz üzere burada da A'yı elemiştik zaten. Haber, günlük, haber şeklinde günlüğü de rahatlıkla eleyebiliriz. Üçte olaylar tarih belirtilerek günü gününe yazılır dediği için burada günlük görmek istiyorum. Ve Denizli'de görüyorum. Hemen bakayım, destan mıymış 4? Olağanüstü kahramanlar ve olaylar vardır. Yaşanmış tarihsel ve toplumsal kahramanlıklar abartılarak anlatılır. Destanı gördüm, evet. Doğru cevabım Denizli olacaktı. Böylelikle metin türleri video serimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.